Merhabalar sayın seyirciler. DRT ekranlarında Denizli Futbol Programı'nın 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuklarımız yerel derbinin antrenörleri, teknik sorumluları yanımızda. Saraköy Spor'dan Ali Kepenek, Pamukkale Spor'dan Levent Sarıoğlu var. Denizli Futbolu'nu konuşacağız, derbiyi konuşacağız. Ayrıca Denizli Spor'umuzun durumunu değerlendireceğiz. Öncelikle geçen haftanın ben sonuçlarını vererek başlayalım. 3. lig takımlarımızdan Kızılca Bölük Spor kendi sahasında Çatalca Spor'a 2-0'lık bir mağlubiyet aldı Çatalca Spor karşısında. Denizli Belediye Spor'umuz ise deplasmanda Arsin Spor'u 1-0'lık galibiyetle geçti. Bölgesel amatör lig takımlarımızdan Pamukkale Spor deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'a 3-1'lik bir skorla yenildi. Hatta 1-0 öne geçtiğimiz maçta 3-1'lik bir mağlubiyetle sonuçlandı. Saraköy Spor'umuz ise kendi sahasında Konyaaltı Belediyespor'a çok gol kaçırmasına rağmen 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı maç. Öncelikle bir bal ligini konuşalım hocam. Ondan sonra Süper Amatör Ligi maç sonuçlarını da veririz. O maçları da konuşuruz. Hocam kendi sahanızda 0-0'lık bir beraberlik Konyaaltı. Kendi taraftarınızın çok maça geldiğini duydum. Çok gol kaçırdığınızı siz söylediniz programdan önce. Geçen haftaki beraberliği değerlendirir misiniz Ali hocam? Şimdi biz ondan bir hafta önce Bucak maçına beraberlikle yine orada kapatmıştık. Tabii orada deplasmanda aldığımız bir puanın önemini arttırabilmek için de içerideki Konyaaltı maçını kazanmak zorundaydık. Onun için hazırlandık. İyi de çalıştık. Ama maç 0-0 bitti. Çok gol kaçırdığımızı düşünüyorum. Yani pozisyonlarımız fazlaydı. Rakipten daha üstün futbol oynadık. Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Berabere bitti. Yani bir puan da hanemize yazdırdık ama tabii ki üst sıralarla aramızın daha çok açılmaması için yine seri galibiyetlere başlamamız gerekiyor. Bunu da inşallah bu haftadan itibaren yapmaya çalışacağız. Hocam üst taraflarımızın çok fazla açılmamasını istiyoruz dediniz. Evet. Saraköy Spor'un hedefi şampiyonluk mudur? Şimdi sezona başlarken tabii ki ilk hedefimiz ilk 4, ilk 5 içerisinde yer almaktı. Ligin kalitesi yüksek ama bizim oyuncu portföyümüzde de kaliteli oyuncular var. Biz ona göre bir takım yaptık. Tabii o lige iyi takımlarla oynayarak başladık. Tabii aldığımız skorlar bizi o bölgeye getirdi. Şimdiden sonra artık ben de hep futbolcularıma şunu söyledim. Hedefimiz ne kadar yukarıysa o kadar iyi. Biz ilk 4, ilk 5 içerisinde olup ama yukarıyı da zorlamak istiyoruz. Bunu da yapabilecek kapasitemiz var. İnşallah bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Yani neden olmasın diyebilirim yani. Ama tabii o yolda çalışacağız. Hocam sezon başından beri şöyle bir aldığınız skorlara program öncesinde bir baktım. Genelde hep bir istikrar var. İlk başlarda biraz sıkıntı yaşamışsınız. Fakat diğer takımlara da baktığımızda özellikle şampiyonluğu oynayan takımlar Muğla Spor, Uşak Spor gibi çok maddi olarak çok daha sizden fazla rakamlara takımlar kurulmuş. Sizce bu ligde bütçe nedir? Yani bu ligin bütçesi neye göre şampiyonluğu belirler? Yani atıyorum onların galibiyet primi muhtemelen sizinkine göre çok çok daha fazladır. Futbolculara verdikleri transfer peşinatları, maç başları çok daha fazladır. Evet. Hani bu işi çözmek için Denizli'nin, Saraköy Spor'un, atıyorum Kızılca Bölük Spor'un şampiyon olduğu zaman çok güzel bir bütçesi vardı. Çok iyi transferler yapıldı. Saraköy bu bütçeye sahip mi, yeterli mi? Hani şampiyonluk için, bu takımlarla yarışmak için. Şimdi şöyle, bence her şey para değil. Yani işin açıkçası, yani iş paradan geçiyor gibi görünüyor ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Tabii ki paraya da ihtiyaç var ama yani yüksek paralarla şampiyonluk yani gerçekleşmeyebiliyor. Biz belli bir bütçemizi ayarladık. O bütçe içerisinde hedefi zorlamak istiyoruz. Yani ne diyeyim ben size, şöyle bizim bütçemiz 200-250-300 falan civarındadır. Yani onu geçmez çünkü ben öyle düşünüyorum. Ama bir şampiyonluk için yine de bir tabii 400-500'lük 500 milyarlık bir bütçenin ayarlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim, 1 trilyona, 1,5 trilyonluk takımlar kuruluyor. Bunların da ligin neredeyse yarısında havlattıklarını görüyoruz.
İş demek ki parayla çözülmüyor. Amaç burada iyi takım yaratabilmek, arkadaşlığı iyi kurabilmek ve iyi çalışmak. Bunların hepsini bir anda gerçekleştirebiliyorsanız ve camianızla bir bütün halinde bu işe, hedefe doğru yürüyebiliyorsanız bunları gerçekleştirebilirsiniz. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da bunu gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Hocam çok teşekkürler. Birazdan yine sorularım olacak. Evet hocam, Pamukkale Spor Antalya deplasmanında, Muratpaşa deplasmanında 1-0 öne geçtik. İlk yarıyı 1-0 galip tamamladık. Daha sonra üst üste gelen gollerle 3-1'lik bir mağlubiyet aldık. Hocam siz geçen haftayı değerlendirir misiniz? Valla puan cetvelindeki konumumuz açısından bu maç bizim için çok önemliydi. Maça da iyi hazırlandık. Hafta içinde biliyorsunuz yeni bir yönetim oluşumu oldu. Yönetimimize yeni katılanlar oldu. Her şey çok iyi gitti. Hazırlıklarımız da çok iyiydi. Ama 55. 56. dakikada yediğimiz iki gol bizi mağlup etti. Genç oyuncularımın tecrübesizliğinden dolayı, bireysel hatalardan dolayı çok puan kaybediyoruz. Bu hafta da öyle oldu. Çok üzücü bir mağlubiyet oldu benim için. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçı çok iyi oynamamamıza rağmen 90 dakika boyunca rakipten üstün olduğumuz bir maçı 3-1 kaybettik. Tecrübesizlikten dolayı çok fazla puan kaybımız oldu. Yediğimiz gollerin çoğu bireysel hatalardan. Bu hafta da öyle bir hafta oldu. Ama ilerleyen haftalarda mutlaka telafi etme yoluna gideceğiz. Hocam tecrübesizlik dediniz. Peki sezon başında siz bu takımı kurarken bunun zaten Ballıgin'in tecrübeli futbolculardan kurulduğunu, yani Ballıgin'de öne geçtikten sonra skoru korumak gerektiğini siz benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Sezon başında bu yapılanma oluşmadı. Yönetiminiz değişti. Daha doğrusu yeni yönetici arkadaşlar dahil oldu takıma. Siz devre arasında takıma tecrübeli futbolcular transfer edecek misiniz? Yani mevcut kadroyla mı devam edeceksiniz yoksa takviyeleriniz olacak mıdır? Şimdi şöyle, bu iş Ali Kepenek'in de dediği gibi bütçe meselesi. Tabii çok iyi bütçeyle başarıya ulaşamayan bir sürü takım var. Ama bir şekilde bir bütçenin ayarlanması lazım. Biz de ayağımızı yorganımıza göre uzattık sezon başında. Ona göre kadromuzu yaptık. Bizim hedefimiz son iki sıradan uzak durup genç futbolcular piyasa yaratmak. Bu amaçla yola çıktık. Aynı doğrultuda devam ediyoruz. Tabii artık kulübümüz yavaş yavaş kurumsallaşmaya başladı. Sonuçta Pamukkale Spor'uz. 315 bin nüfuslu bir ilçenin takımı olduğumuzu yavaş yavaş hissediyoruz. Bu doğrultuda devre arasında tabii ki takviyelerimiz olacak. Çünkü yeni çıktığımız bölgesel amatör ligden bir sezon oynayıp düşmek istemiyoruz. İnşallah hocam. Biz de Pamukkale Spor'un Bal Ligi'nde devamlı kalmasını, hatta 3. Ligi oradan üst liglere çıkmasını temenni ederiz. Evet sayın seyirciler, bu hafta ilimizde muhteşem bir maç oynanacak. Pamukkale Spor kendi sahasında puana çok ihtiyacı olan Pamukkale Spor, şampiyonluk iddiasını sürdüren Sarayköy Spor'umuzu konuk edecek. Evet, zor bir maç. Bütün taraftarlarımızı, bütün Denizli'de futbolu seven taraftarları Pamukkale Spor Sarayköy Spor maçını Akkonak Stadı'na saat 1.30'da, değil mi hocam? Yanlış söylemiyorum. 1.30'da pazar günü bekliyoruz. Güzel, keyifli, sportmence bir karşılaşma olmasını diliyoruz. Evet Levent hocam, hafta sonu bir derbi var. Sizin çok puana ihtiyacınız var. Bir derbiyi değerlendirir misiniz? Şimdi bir kere hedefleri farklı olan iki takımın mücadelesi olacak. Sarayköy Spor yukarıları hedefliyor. Biz son ikiden uzak durmak istiyoruz. Çok güzel, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Maça hazırlanıyoruz. Tabii Sarayköy Spor kadro kalitesi olarak, bütçe olarak, kurumsallaşmış kulüp olarak bizden bir tık önde. Ama ben çok iyi maç olacağını düşünüyorum. Her şeyden önce dostluk kazansın. İyi bir maç olsun. Zaten Ali Kepenek'le önceki gün görüşmelerimizde de biz maça çıkarken maçın içinde bir dostluk mesajları vereceğiz Denizli camiasına. Ben pazar günü bütün Denizli spor severleri Akkonak sahasına saat 13.30'da bekliyorum. Hocam eksik futbolcuları programdan önce konuştuk ama kaleci Berk'in sakatlığı var dediniz. Hasan Onur'un ciddi bir sakatlığı var dediniz. Pamukkale Spor'un derbideki eksikleri nedir? Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Kaleci Berk'in sakatlığı devam ediyor. Süleyman küçük bir sakatlık geçirdi ama durumu 2-3 maç gününe kadar belli olur. Hasan Onur'un oynaması mümkün değil. Hasan Onur'un biraz ciddi bir sakatlığı görünüyor. Bu 3 futbolcumuz eksik. Hasan Onur'un sakatlığı bizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Bizim oyun düzenimiz için de çok önemli bir oyuncu. Onun eksikliğini çok hissediyoruz. Bu üç oyuncumuz, yani Hasan Onur'un oynaması mümkün değil. Berk'le Süleyman'ın belli değil. Maç günü belli olur. Hocam yıllarca
6 sene miydi, 7 sene miydi tam hatırlamıyorum. Sarayköyspor'da görev yaptınız. Evet. Sarayköyspor Bölgesel Amatör Lig'e çıkardınız. Şimdi Sarayköyspor'a sizin çıkardığınız ligde karşı mücadele edeceksiniz. Sarayköyspor taraftarını, yönetimini, futbolcusunu hatta kırmızı siyah formasını görünce duygularınız ne olacak bu hafta? Valla tabii 6 yıl çalıştık, dile kolay, çok güzel günlerimiz geçti. Sarayköy Spor Camiası'nı ben çok seviyorum. İlk defa da karşı karşıya geleceğiz. Yani değişik duygular ama her şey güzel olsun inşallah. Tabii ki Sarayköy Spor'un ballı yine çıkmasında sizin olduğunuz kadar İbrahim Güler'in de çok faydası vardır. Evet hocam, o günler güzeldi, şampiyon yaptığımız yıllar. Şimdi gelelim Sarayköy Spor cephesine. Bir derbi var, şampiyonla oynuyorsunuz. İki haftadır alınan beraberlikler ve deplasmanda Pamukkale Spor maçı. İlimiz için çok önemli, çok taraftarın geleceğini ümit ediyoruz. Bir de sizin açınızdan derbiyi değerlendirir misiniz? Tabii öncelikle biz hem Denizli takımı olduğu için hem de Levent hocamın beraber çok zaman geçirdiğimiz için hem de oyuncuları çok iyi tanıdığımız için bir kere rakibe saygı duyuyoruz. Kesinlikle saygı duyuyoruz. Zor geçeceğini biliyoruz. Zor deplasman olduğunu da biliyoruz. Bizim için tabii deplasman olacaktır. Ama biz de ona göre hazırlıklarımızı yapacağız, iyi hazırlanacağız. Ben öncelikle centilmence, dostça geçmesini diliyorum maçın. Ve bütün Denizli halkına da çok iyi bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Biz Sarayköy Spor olarak. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Dostane geçsin, dostça geçsin. Yani, kendi oyuncularımız da, Pamukkale'nin oyuncuları da zaten birbirleriyle arkadaşlar. Herkes bir camia burada Denizli'de. İnşallah iyi geçer. Hocam Sarayköy Spor'un eksikleri nelerdir? Pamukkale Spor'da 3 futbolcu eksik. Sizdeki durum nedir? Şimdi bizim 2 haftadan beri Bilal arkadaşımız biz oynatamadık. Sakatlığı vardı. O bu hafta geçti ama henüz düz koşularla 3 günden beri düz koşu yapıyor. Durumu maça yakın zaman işte cuma cumartesi günü net kazanacaktır. Bu maçın öncesi teritmanı yaptığımızda bir sakatlığı oldu. Ciddi bir sakatlığı var. 2 hafta kadar da oynamayacak. Büyük ihtimalle sadece Burak oynamayacak diyebiliriz. Hocam sezon başında siz de Sarayköy Spor'a geri döndünüz. Siz de aslında yeni bir transfersiniz. Birçok da yeni transferiniz oldu takıma. Beklediğiniz, alamadığınız futbolcular oldu mu? Hani sezon başında büyük ümitlerle alıp da şu oynanan 9 hafta sürecinde ya atıyorum ben İsmail Palta'dan istediğim verimi alamıyorum ya da atıyorum başka bir oyuncudan istediğim verimi alamıyorum dediğiniz oyuncunuz var mıdır? Şimdi şöyle biz transferleri yaptık. Yaptıktan sonra tabii sezona başladıktan sonra bir 20 günlük 15-20 gün sonra bize katılan oyuncularımız da oldu. Bunlardan Cüneyt, İsmail Palta bunlar hep daha sonradan bize katılan oyunculardı. Cüneyt'in temposunu arttırdık ve 2 haftadan beri de çok iyi futbol oynuyor. İsmail Palta da temposu yavaş yavaş arttı ve şu an formda. Şu anda öyle bir oyunculardan verim alamadığımız gibi bir herhangi bir söz konusu değil. Bütün oyuncularımız özveriyle çalışıyorlar. İşin bilincindeler. Kendileri de zaten bu hedefi koyan arkadaşlarımız. Hep beraber bu yola baş koyduk biz. İnşallah tabii o yolda ilerlemek için her şeyi de yapacağız. Evet hocam, ben de hafta sonunda Sarayköy Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah futbolcu kardeşlerimizin de büyük çabasıyla dostça, sportmence bir karşılaşma geçer ve Denizli halkına, Denizli spor severlere güzel bir maç izlettiririz. İki takım adına söylüyorum. Şimdi Süper Amatör Lig'de bu haftanın sonuçları vereyim ben. Şirinköy Spor kendi sahasında Kalespor'u 1-0'lık sonuçla yendi. İlk yarısı berabere bitmişti karşılaşmanın. Güzel bir galibiyet aldı. Keyifli bir maçtı Şirinköy Spor'un galibiyeti. Telekom Spor kendi sahasında İncilipınarken Spor'a 4-0'lık bir skorla yenildi. Acıpayam Belediyespor Yeşilköy Spor maçında Yeşilköy Spor bu sene çok iyi gidiyor. Deplasmanda 1-0'lık bir galibiyet aldı. Tekstil Spor, Tavas Birlik Spor karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlandı. Fakat iki takım da net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Yatağan Spor, Tekeköy Spor maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Yeşilçivril Belediyespor, 9 Kavaklar Spor maçı ise 1-0 deplasman takımının üstünlüğüyle sonuçlandı. 10. hafta programına gelirsek Ballıgin'de
Pamukkale Spor, Saraköy Spor'la oynayacak az önce söylediğimiz gibi. Üçüncü lig takımlarımızdan Kızılca Bölük Spor, Tuzla Spor deplasmanına gidiyor. Denizli Büyükşehir Belediye Spor, Maltepe Spor'la kendi sahasında karşılaşacak. Üçüncü lig takımlarımıza da başarılar diyelim. Evet hocam, size bir profesyonelliklerimizden de birkaç sorum olacak. Özellikle sizin çok takip ettiğinizi ben şahsen de biliyorum. Üçüncü lig, birinci grupta ve ikinci grupta iki tane takımımız var. Kızılca Bölük Spor orta sıralarda yer alırken Denizli Belediyespor şampiyonluğu oynuyor. Denizli Belediyespor'umuzun şampiyonluğu olma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Denizli Belediyespor'umuzun sezon başından beri performansını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi sezon başı tabii Denizli Büyükşehir Belediyespor bu anlamda ona göre bir kadro oluşturdu. Yani şampiyonluk için bir kadro oluşturdu. Şimdi de her şey iyi gittiğini düşünüyorum. Bu tabii bir süreç. Ben bu haftada maçı kazanacaklarını tahmin ediyorum. Yani işler iyi gidiyor Denizli Büyükşehir Belediyespor olarak diyebilirim. Şöyle bir şey olsa, işte Kızılca Büyükspor 3. ligde, bir üst ligde Denizli Belediyespor, atıyorum bir üst ligde Denizli Spor, hatta Süper Lig'de Denizli Spor, işte Sarayköy Spor, Pamukkale Spor, bir takımımızı daha 3. lige versek Denizli futbolu için aslında büyük bir gelişme olur. Evet, evet. Ki Ballıgin'e iki takımla girdiğimiz bir ligde bir takımımızı şampiyon çıkarmak bence büyük bir başarıdır diye düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Tabii bu zaman süreçle alakalı. Bunun için çabalamak lazım. Bunun için Denizli futbolunun, Denizli futbol camiasının birlikte hareket etmesi gerekiyor. Kızılca Spor, Kızılca Bölük Spor, Denizli Büyükşehir Belediye Spor, Deniz Spor, Sarayköy Spor, Pamukkale Spor, süper amatördeki takımlarımız hep beraber bu işe taşın altına elini sokması gerekiyor. İnşallah bunlar gerçekleşir. Hocam, bu doğrultuda biz takımlarımızı bir üst lige çıkmasını çok istiyoruz, çok arzuluyoruz. İşte atıyorum Denizli Büyükşehir Belediyespor 2. lige çıksın, işte Sarayköy Spor 3. lige çıksın. Birkaç futbolcumuz daha vitrin yapma şansı olsun diyoruz. Fakat her geçen gün atıyorum Süper Amatör Lig'de, Ballıgin'de, Denizli Spor'da, Deniz Stadı'nda taraftar sayısı Deniz Stadı'na çok düşüyor. Gerçi bu Türkiye genelinde de çok var. Hani Türkiye genelini Paso Lig'e bağlayabiliriz ama amatör maçta Paso Lig diye bir şey de yok. Taraftarın, Denizli'de futbol severlerin maçlara gitmemesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yıllardan beri bu işin içindesiniz ki amatörün en iyi olduğu zamanlarda top da oynadınız, antrenörlük de yaptınız. Bu seyirci azalmasını neye bağlıyorsunuz? Şimdi bu Denizli'nin sorunu değil, Türk futbolunun sorunu. Türkiye'de artık maçlara ilgi azaldı. Tabii Paso Lig olayı da bunu tetikledi. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'de futbol her geçen gün kötüye gidiyor, futbol kalitesi. Onun için artık seyir zevki vermiyor. Tabii değişik olaylar da var, şike gibi değişik etkenler var. Bunlar futbolun içine girince insanlar biraz soğudu. Onun için seyirci sayısı azaldı. Yani ama Denizli'nin değil, Türkiye'nin sorunu bu. Ben de şahsen altyapıdan çok fazla futbolcu gelmemesinin, üst yapılardaki futbolun kalitesizleşmesinin futbol ve seyirciye de direkt yansıdığını düşünüyorum hocam. Evet, 3. lig takımlarımıza bu haftaki maçlarında başarılar diliyoruz. İnşallah hak ettikleri gibi istedikleri sonuçları alırlar. Çünkü çok çalıştıklarını biz biliyoruz. Amatör Ligi'nde gelecek haftanın programını veriyorum hemen. Tavas Birlik Spor kendi sahasında Yeşilköy Spor'u konuk edecek. Kale Spor, Tekstil Spor ile karşılaşacak. Dokuz Kavaklar Saracoğlu Stadı'nda Şirinköy Spor konuk ederken İncilipınar Kent Spor, Yeşil Civril Belediye Spor kendi sahasında konuk edecek. Tekkeköy Spor, Telekom Spor ile karşılaşacak. Son olarak da Yatağan Spor kendi sahasında Acıbayan Belediye Spor konuk edecek. Evet hocam, Süper Amatör Lig'de yıllarca takım çalıştırdınız. Kendiniz de top oynadınız. Bu sezon Süper Amatör Lig'in durumunu Levent Sarıoğlu nasıl görüyor acaba? Süper Amatör Lig geçen seneye göre biraz daha kaliteli bu sene. 6-7 takım birden şampiyonluğu oynuyor ve birbirine yakın takımlar kurdular. Fırsat buldukça dışarı gitmediğimiz sürece maçları izlemeye çalışıyoruz. Şu ana kadar güzel gidiyor. Yeşilköy ve Tavas takımları bir tık öndeler. İyi takım yaptılar. Başlarında da düzgün teknik sorumlu arkadaşlarımız var. Bu hafta ikisi karşılaşacaklar. Bu da seyir zevki güzel bir maç olacak. Maalesef aynı saatte bizim maçımız olduğu için izleyemiyoruz. 6-7 takım birden şampiyonla oynuyor. Zevkli, güzel bir lig geçiyor Süper Amatör'de. Hocam, biz sizinle bireysel konuştuğumuzda da Yeşilköy Spor'da çalıştınız. Ben de 5 sene top oynadım orada. Yeşilköy Spor'un çok imkanları var. Siz de çalıştınız Ali Hocam orada. Yani tesis amatör takımlar için çok büyük bir önem taşır. İşte Sarayköy Spor bu sene tesislerini yeniledi.
geldi. Bunun faydalarını görüyorlar. Fakat Yeşilköy Spor yıllardan beri bir tesisi, yatakhanesi, fitness salonu, sahası, her şeyi var stadın. Bir ara bölgesel amatör ligde de oynadı. Fakat kalıcı olamadı. Yeşilköy Spor'un sizce problemi nedir? Kalıcı olamamasının, üstlüklerde olmamasının sebebi nedir hocam? Bu Yeşilköy Sporlu idarecilerin bileceği bir iş ama beni direkt ilgilendiren bir şey değil. Ama o tesislerle çok daha yukarılarda olmaları lazım. Altyapıyı oluşturmaları lazım. Geçen sene Tufan Güler arkadaşımız Yeşilköy Spor yönetimine girdikten sonra yeni bir yapılanmaya gittiler. Şu anda hareketli bir kulüpler. Şu anda hedeflerine doğru adım adım gidiyorlar. Bundan sonra ben Yeşilköy Spor Camiası'nın daha üst yerlerde, daha üst liglerde olacağına inanıyorum. Ve altyapıda da iyi çalışıyorlar şu anda. Futbolcu yetiştireceklerine de inanıyorum. Çünkü hocam onların yaz spor okulunda falan bayağı bir altyapıda sporcular var. Yani onları üst yapıya, U13'e, 14'e, 15'e kaydırabilirlerse mesela İsmail Palta, Kaan gibi futbolcular hep Yeşilköy Spor'un altyapısında yetiştiler. Ercan Sarıteke, şimdi benim aklıma gelenler bunlar. Yeşilköy'de aslında bir orada bir potansiyel de vardı diye düşünüyorum ben. Şimdi bu saydığınız oyuncular Ali Kepenek'le biz Yeşilköy Spor'da beraber çalışırken bizim lisanslarını çıkardığımız bizim zamanımızdan oyuncular. Biz ayrıldıktan sonra bir altyapı Yeşilköy Spor şampiyonluğu oynadığı zaman altyapıda bir boşluk oluştu. Bu bir gerçek. Tabii altyapıda 2 sene ara verdiğiniz zaman bu hemen 5-6 senenizi alıyor. Şu anda o boşluğu yavaş yavaş dolduruyorlar. Bundan sonra daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah tabii ki böyle bir artısı olan bir takımımızın ben de üst liglerde olmasını çok isterim. Çünkü Yeşilköy Spor'a çok emek verdik. Bizim de orada çok emeğimiz var. İnşallah Yeşilköy Spor'da üst liglere, ballı gide çıkar diyelim. Bu hafta Tavas Birlik Spor, Yeşilköy Spor'da ilimiz için önemli bir maç, önemli bir derbi Süper Amatör Ligi için. Bütün takımlarımıza ve o iki takımımız başta olmak üzere Süper Amatör Lig takımlarımıza da maçlarında başarılar dileyelim. Gelelim Denizli Spor'a. Denizli Spor'umuz bu hafta geçtiğimiz hafta milli takım arası olduğu için maç yapmadan geçirdi. Bu hafta zorlu bir Antalya Spor maçı var. Denizli Spor'umuza, teknik ekibimize, yönetimimize başarılar dileyelim. İnşallah Antalya deplasmanından güzel bir galibiyet ile ligdeki konumumuzu biraz daha üst sıralara taşıyacağız. Evet Ali Hocam, derbi ile ilgili son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Ben her iki takıma da başarılar diliyorum. İnşallah sakat vermeden centilmence, dostça bir maç geçer. Biraz önce de söyledim. Denizli futbol camiasına da çok güzel bir maç seyrettiririz diye umuyorum. İnşallah bunu gerçekleştiririz. İnşallah hocam. Evet Levent hocam, yerel derbideki son sözlerinizi alabilir miyim? Valla 1926'da kurulmuş çok büyük bir camiaya karşı oynayacağız. Bu Sarayköy Spor Denizli'nin en eski takımlarından birisi. Büyük bir camia. Şiddetle puana ihtiyacımız var. Kazanmak istiyoruz. Ama kazanmaktan önce dostluk kazansın. Ben güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah iki takım da iyi futbol oynar. Dostça geçer. Dostça geçtikten sonra, iyi futbol oynadıktan sonra skorun da çok önemi yok. Çok teşekkürler. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Yerel derbi öncesinde iki takım antrenörlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Ali Kepenek, Sarayköy Spor Camiası, Levent Sarıoğlu, Pamukkale Spor Camiası. İnşallah onların da dediği gibi maçlarımız dostça, centilmence geçer. Güzel bir karşılaşma izletiriz taraftarlarımıza. Futbolcu kardeşlerimize büyük yük düşüyor. Onlara da başarılar diliyorum. Evet sayın seyirciler, Denizli Futbol Programı'nın 4. bölümünün de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Programımızın sonunda Süper Amatör Lig'de muhabir arkadaşımız Osman Özat'ın geçen hafta yaptığı röportajlar gelecek. Süper Amatör Lig ve Bal Ligi ile ilgili röportajlara gelecek. İyi seyirler efendim. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. No hands, got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, your booty like two planets. Go ahead and go ham sandwich.
wiggle, wiggle, wiggle. 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 Shake it, shake it, girl. Just a little bit. Little, 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 little. Shake what your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do? Taste my raindrop cable. Know what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again? Come on, baby, turn around. Turn around, turn around. Yeah, you're a star, girl. Take a bite. Take a bite. Yeah, yeah. Wiggle, 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 wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Damn, baby, you got a bright future behind you. Hey, yo, Jace. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Go ahead and go ham sandwich. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. That don't tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Go ahead and go ham sandwich. Whoa, I can't stand. Vallahi maça iyi başladık. 11-11 iyi gidiyorduk. Ta ki kırmızı karta kadar. Oyun düzenimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ama rakibe pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. 90 dakika boyunca 10 kişi kalmamıza rağmen çok iyi mücadele ettik. Peki hocam, şampiyonluk yolunda bir yara aldığınızı düşünüyor musunuz bu beraberlikle birlikte? Yok, daha lig uzun, daha çok puan kayıpları olacak. Bence bir artı puan 10 kişiyle. Yine galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Osman'la İlyas'la girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik buradan 3 puanla dönerdik ama bir puan da en azından iyidir. Hocam, geçen sene tecrübeli bir takım kurmuştunuz. Şampiyonluk Pamukkale Spor'u kaçırdınız son maçlarda. Bu sene genç bir takım kurdunuz. Gençlerle yolunuza devam ediyorsunuz. Evet. Bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilirim. Biz bu sene zaten bir yeni bir yapılanmaya girdik. İşte genç arkadaşlarımıza şans verelim. İşte yaş ortalamamızı bayağı düşürdük geçen seneye göre. Oyuncularımdan memnunum. Her geçen gün üzerine koyuyorlar. Bugünkü işte siz de gördüğünüz yapılan mücadeleden çok memnunum. Biz bu sene şampiyon olacağız, Allah izin versin. Vallahi maçın değerlendirmesi çok güzel bir maç oldu. Tempolu bir maç oldu. İki takım da top oynamaya çalıştı. Mücadele üst seviyeydi. Süper amatörün üstündeydi bence. İkili mücadele olsun, tempo olsun, çok güzeldi. Ben hakem arkadaşımıza, Tavas Spor yönetici arkadaşlarımıza, topçularına, buraya gelen
maç izleme gelen seyirci arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir maç geçti. 2 puan kaybettik. Şahsım adına söylüyorum. Geçen hafta da Yeşilköy maçında 2 puan kaybetmiştik. Bunları alabilseydik potaya girecektik ama inşallah önümüzdeki hafta Kalespor maçımızda orada telafi yapabilirsek ilk 3'e potaya girmeyi düşünüyoruz. Daha sonraki çalışmalarımızı Kalespor maçına göre yapmaya çalışacağız artık. Hocam peki tekstil sporun hedefi ne bu sene? Valla biz genç bir takımız, U19 ağırlıklı bir takımız. Yaklaşık 4 tane 96'lımız, bir tane 97'imiz, 95, 93, yani 90 üstü ağırlıklı bir takımız. Biz topçu yetiştirdik. Yani biz yıllardır 9 kabaklardan gelen bir özelliğim var benim. Yıllardır topçu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu seneki hedefimiz de topçu yetiştirmek birinci amacımız. Biz bu topçu yetiştirirken de çalışıyoruz, azmediyoruz, şartları zorluyoruz. Bizi bir yerlere getirirse de şampiyonluğa doğru ilerlerse de hayır demeyiz yani. İlk 3 içinden mama kupa olmayı düşünüyoruz. Galip gelebileceğimiz maçtı. Maçı elimizden kaçırdık diyebiliriz. Hacı Gökhan abinin iyiliği, kurtarışlarıyla maçı berabere getirdi. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Rakip 10 kişi kaldı. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzde kale maçı var. Deplasmanda artık galip gelmemiz gerekiyor. Maçın 25. dakikasında geri bir kişi eksik olmamıza rağmen 90 dakika iyi mücadele ettik. Senin benim kitabın. 25. dakikalarda bir kişi eksik kalmamıza rağmen 90 dakika iyi mücadele ettik. Yenilmedik. Gol yemiyoruz. Böyle devam edip bütün maçlarımızı başarılı sonuçlarla devam bitireceğiz. Maçın başında şanslı bir şekilde kırmızı kart gördük. 10 kişiyle maçı tamamlamak zorunda kaldık. Önemli olanı yaptık. 10 kişiyle kesinlikle gol yemememiz lazımdı. İleride fazla iş yapmadık zaten bu yüzden. 10 kişiyle hiç gol yemeden maçı tamamladık. Yenilmemek de iyi bir şey 10 kişiyle. Ligi namalup bitirmek istiyoruz. İyi koştuk, iyi mücadele ettik. Maçın başlarında eksik kaldık ama ne yapacağımızı biliyorduk. İyi koşup iyi mücadele ettik. En büyük özelliğimiz gol yemiyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Takım olarak bir bütünüz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda en emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Penetrated, then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I be, and can you wiggle, wiggle for the B on double G again? Come on, baby, turn around.
Maç gerçekten son zamanlarda oynadığımız en güzel maçlardan biri oldu. Biz gerçi kaybettiğimiz ilk 5 haftada yeni takım olmamıza rağmen yani iyi sinyaller veriyorduk. Ben inanıyordum takıma. Yani bütçeyle alakalı da 11. 12. adamımız yok. Bizim kadromuz çok kısıtlı. Diğer liderliği oynayan takımlarla hep başa baş mücadele ettik. Sonunda bugün patladık. İyi kendi sahamıza da girdikten sonra yani daha iyi yerlere gelecek. Çocukların özverili oynamaları, oyun taktik disiplininden oldukça memnunum. Biz ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağız. Yani bugün özellikle futbolcularımı gözlerinden öpüyorum. Dediğimi iki etmediler. Ha, ufak tefek hatalar yaptık tabii ama yani çok basit yerlerde de fauller verdik. Yani bu da normaldir yani. İnandık bugün. Yani Kalespor'u da güzel maç oldu yani onları da kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Biz önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki süreç artık önümüz açık. Biz iyi yerlere geleceğiz yani. Hocam peki hiç galibiyet alamamıştınız da. Evet. Kötü bir günler geçiriyordunuz. Evet. Bu maçta galip geldiniz sonunda ve şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı galip evet. geldiniz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet şimdi bizim fikstürümüz zaten şampiyonluğa oynayan takımlarlaydı ilk 5 maçımız. Yeşilköy Spor, Tavas Spor, Denizli Tekstil Spor, Kale Spor. Bunlar şampiyon oynayan takımlardı. Yani zor bir biz şey çektik, fikstür çektik. Biz de geçen yıl biliyorsunuz birinci amatörde şampiyon olduktan sonra içerideki futbolcularımızı tutamadık. Tutamayınca da dışarıdan mecburen transfer yapmak lazımdı. Yaptık onları ama yani şu an oyuna kadromuz dar. Dar olmakla birlikte Denizli'deki futbol tesislerindeki imkansızlıklardan dolayı biz şu an kendi futbol sahamızı kullanamıyoruz. Yarı alanda belli bir yere kadar idman yapabiliyoruz. Yani o 8.5'da idman yapıyoruz. Yani zaman yavaş yavaş takım oturacak. Bunun sinyallerini zaten Tavas maçında, Yeşilköy maçında verdik zaten yani. Bundan sonra oynadığımız oyunun üstüne katarak yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Vallahi maç ilk başta ortalarda başladı. Dakika 30'a kadar başa baş mücadele oldu. 30'dan sonra tabii kopmalar oldu. İlk yarı iki takım da gol bulmak istedi. İki takım da başaramadı. İkinci yarı sahaya çıktığımızda hani daha istekli oynadık. Rakip takım da istekliydi, kale de istekliydi. Onlar da galip gelmek istiyordu. Ama bizim 5 haftalık bir mağlubiyet serimiz vardı. Biz bunu kırmak istiyorduk. Artık puanla tanışmak istiyorduk. Kaliteli adamlar var. İsim olarak, futbol olarak iyi oyunculardan oluşuyoruz. Ama bir türlü skora yansıtamıyorduk. İlk 2 haftadan sonra son 3 maçımızda Yeşilköy'e karşı Tavas'a karşı iyi toplar oynadık. Hani galibiyeti istediğimizi belli ettik. Galibiyet alabileceğimiz maçlarda olmadı. Şanssızlığımız kıramadık. Bu maçta şanssızlığımızı kırdık. Hasan hocamıza hediye ediyoruz 3 puanı. O bizim yanımızda her zaman destekçi oldu. Hiçbir zaman kötü oynadığımızda, mağlup geldiğimizde bize karşı umudunu yitirmedi. Devamlı güveniyorum diyordu. Ona armağan ediyoruz 3 puanı. Peki Ozan, uzun bir aradan sonra gol yemedin. Onun sevinci ayrı. Hani arkadaşlarım arasında da bayağı hani espri konusu oldu bu. Özellikle büyüklerim arasında, beni tanıyan büyüklerim arasında, hocalarım arasında. Bu gol yememek aslında güzel bir duyguymuş. Hani 1-0 mağlup olduk. Rakip 5'te 0 yapmış bir rakipti. Ama iyi bir rakipti, küçümsememek lazım. Çok iyi mücadele ettiler. Rakibi tebrik ediyorum. Bizim bugünkü oyunumuz çok kötüydü. Mücadele ettik ama son vuruşlarda önde pozisyonlarda etkisiz kaldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Lig uzun. Böyle kayıplar olacaktır. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki şampiyonluk yolunda bir yara aldınız diyebilir miyiz sizin için? Tabii ki yani üstteki Yeşilköy ve Tavas'a baktığımızda rakip olarak gördüğümüz takımlar. Bu maçta en azından puan kaybetmememiz gerekiyordu. Kaybetsek bile Yeşilköy Tavas'a karşı kaybetmemiz daha iyi bir sonuç olabilirdi belki. Yani sonuçta 5'te 0 yapmış bir rakibe karşı kaybetmek kötü oldu bizim için. Çok kötü başladık zaten. Takım olarak rezil bir futbol oynadık. Sonucunda biraz da hakem hatası, biraz da zaten hiçbir şekilde pozisyon üretemedik ileride. Sonucuna katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız.